Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin kendilerinden milyar dolarlar ödeyerek S-400 gibi sistemleri satın almaya devam etmesini isteyen Rusya, şu sıralar karalar bağlamış durumda. Rus basını başta olmak üzere uluslararası basın organları, Türkiye'nin yeni silahı Hisar O artıyı yakın mercek altına aldı. Türkiye'nin yerli hava savunma şemsiyesi hayaline giden en önemli adımlardan birisi olan ve uzun menzilli füzelerden önceki orta menzil hava savunmasını karşılayacak olan Hisar O artı sistemini inceleyen Rus basını, Türkiye S-400'lere alternatif üretiyor ifadeleriyle Türk savunma sanayinin ne denli büyük bir projeye imza atmak üzere olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin böyle bir teknolojiyi yerli olarak elde etmesi tabii ki Rusya tarafından tedirginlikle karşılanıyor. Bunun sebebi savunma sistemlerinin oldukça pahalı sistemler olması ve Türkiye gibi yüklü miktarlarda alım yapan bir ülkenin artık onların müşterisi olmayacağından korkuyorlar. Kendi açımızdan bakacak olursak, dışarıdan alarak yerini doldurduğumuz boşluk artık yerli ve milli şekilde dolacaksa, dost ve müttefiklik duygularını bir kenara bırakarak tamamen kendi çıkarlarımıza odaklanmalıyız. Yerli savunma sistemlerine sahip olmak birçok ülkenin elde edemediği bir başarıdır. Ayrıca ihracat durumunda ülke bütçe ve ekonomisine oldukça büyük katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. Baktığımız zaman Rusya merkezli Sputnik International yayınladığı makalede Türkiye Patriot S-400'ün yerini alması için yerli hava savunma sistemi üzerinde çalışıyor başlığını kullandı. Haberde Türkiye'nin 2022'de de yerli karadan havaya füze projeleri Hisar ve Siper üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtilirken Hisar A artı ve Hisar O artı sistemlerinin yüksek hızlı hedefleri yok ederek başarıyla test edildiği hatırlatıldı. Ayrıca dünyada önde gelen ve Amerika merkezli bir savunma sanayi yayın organı olan The Defense Post yaptığı haberle gündeme geldi. The Defense Post'ta yayınlanan makaleye göre Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olan Milli Hava Savunma Sistemi'ne çok yaklaşmış durumda. Hepinizin de bildiği gibi Roketsan'ın resmi YouTube hesabından belki de Türkiye'nin üzerinde en uzun süre çalıştığı hava savunma sistemi olan Hisar ailesinin en uzun menzilli füzesi Siper'in atış görüntüleri paylaşıldı. Siper aynı zamanda şu an için Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper'le gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayinin en kritik projelerinden biri olan Siper hava savunma sistemi envantere alındığında Türkiye çok önemli bir kabiliyet kazanmış olacak. Her geçen gün yerlilik ve millilik oranını arttırmaya çalışan Türk savunma sanayi, bir ülkenin savunmasında en önemli rolü oynayan hava savunma sistemlerini yerli ve milli olarak üreterek Türkiye'yi bu konuda dışa bağımlılıktan kurtaracaktır. Uzun zamandan beri geliştirilen Hisar hava savunma ailesinde en çok beklenen sistem uzun menzilli Siper hava savunma sistemi desek yanlış olmaz. Siper'i yerli S-400 olarak adlandırabiliriz. Hava savunma ağının uzun menzilli füzesi olacak Siper envantere girdiğinde Türkiye büyük bir teknolojiye erişerek dışarıdan hava savunma sistemi almasına gerek kalmayacak. Siper envantere girdiğinde belki S-400 seviyesinde bir hava savunma sistemi olmayacak ama daha önce Türkiye'nin bir sistemi ürettikten sonra sürekli geliştirdiğini biliyoruz.
Önemli olan nokta bu sistemi ilk defa yerli ve milli olarak üretmemiz. Daha uzun menzilli hava savunma sistemleri de ileride göreceğiz. Türkiye gibi kritik bir jeopolitikte bir ülkenin hava savunma sistemlerine sahip olması gerçekten son derece kritiktir. Türkiye de bu durumun farkında ve hava savunma sistemi ailesinin en değerli üyesi olan siper sistemimiz uzun zamandır geliştiriliyor ve paylaşılan videoyla ilk kez ateşlendiğini hep beraber görmüş olduk. Bu gelişmenin dış basında yankı bulmuş olmasına da şaşırmamak lazım. Projenin ana yüklenicisi Aselsan, ana alt yüklenicisi ise Roketsan'dır. Türk mühendislerinin başarısı olacak sistem için çok büyük emekler verilmektedir. Siper'den önce ise 20 km irtifa sınırına ve 100 km menzile sahip bir hava savunma sistemi gelecek. Dediğimiz gibi, Türkiye bulunduğu konumu nedeniyle hava savunma sistemlerine çok fazla önem vermektedir ve hava savunması bir bütündür. Türkiye'nin hava savunma sistemi ailesinin en önemli üyesi olan Hisar-U sistemi yerli ve milli olarak üretildiği için Patriot ve S-400'den çok daha değerli olarak görülüyor. Sonuçta bir sistemi üretmek, geliştirmekten daha zordur. Sistemi ürettikten sonra kısa zamanlarda sistemin üstüne her zaman ekleyebilirsiniz. Bu yüzden ilk başta S-400 seviyesinde olmasına gerek yok. Daha sonradan gelecek yükseltmelerle beraber sistem sürekli olarak gelişecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.